Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir şekerli çörek yapacağız. Ben tarifi denedim, size de tavsiye ediyorum. Tarife bir şeyler de ekledim. Tam tarifi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Öncelikle bir su bardağı sütümü, bir paket mayamı, bir çay bardağı sıvı yağ, 70 gram margarinimi, bir adet yumurtamı ekliyorum yoğurma kabıma. 2 yemek kaşığı yoğurt. Tarifte yoğurt yoktu, ben ekledim. Çörek yoğurtsuz olmaz dedim. 1 su bardağı şekerimi ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Ununu yavaş yavaş ekliyorum. 4,5 su bardağı un kullandım ben. 2 su bardağı kullandım. Ardından 2 su bardağı şeklinde kullandım. Avucuma yapışmasın diye yarım su bardağı un daha ekledim. Çok az, içerisine zeytinyağı ekliyorum. Kapatıyorum. Yarım saat dinlendiriyorum hamurumu. Çok kabaran bir hamur olmayacak zaten. Bu şekilde açtım. Merdane ile gelişi güzel incelttim hamurumu. Biraz sert bir hamur oluyor. Açtıktan sonra içerisine biraz sıvı yağ gezdirdim. Her tarafına sürdüm. Bir avuç şekerimi, yani yarım çay bardağı kadar şekerimi de serptim içerisine. Bu şekilde rulo yapıyorum. Ardından 4 parmak 4 parmak keseceğim. Yani ölçüm 4 parmak şeklinde. 4 parmağımı koyup kesiyorum. 4 parmağımı koyup kesiyorum. Bu şekilde yaptım. Kalan kısmı da değerlendireceğim. Şimdi şeklini veriyoruz. Çiçek gibi olacağı için bu şekilde tam kesmiyorum. 4 tane kesik atıyorum. Kenarlardan birleştirip bükerek içe doğru bu şekilde çiçek yapıyorum. Şeklimiz bu arkadaşlar. Hepsini yapıp tepsime koydum. Üzerlerine yumurta akı sürüyorum ve biraz da toz şeker gezdiriyorum. Aynı şekilde ikinci tepsime de biraz yumurta akı sürdüm. Biraz şeker gezdirdim. 180 derece fırında alt üst ayarda pişirdim. Çok sıcak olmayacak fırınınız. Yani yumurta sarısını sürerken açabilirsiniz. Çok sıcak olursa birden pişirir, çok kurutur. Ondan dolayı böyle yumurta akını sürmeden önce fırını açarsanız daha makbulü geçer. Sürüyorum böyle. Toz şekerini gezdirip fırına yolladım. Son görünümü bu şekilde oldu. Harika. Gerçekten ben çok beğendim. Zaten bizim orada bunu böyle yoğurda batırıp da yerler. O şekilde de yaparsanız gerçekten harika olacak. Görüyorsunuz yumuşacık. Her ne kadar kabarmıyor gibi de görünse zaten çok kabaran bir hamur değil. Çünkü yapı olarak sert bir hamur. Bu şekilde oldu. Gerçekten efsane. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.